Selamun aleyküm. Hayırlı günler. Nasılsınız canlar? İyisinizdir inşallah. Valla iyi olduğumuz kadar Türkiye'de diyorum ya. Aynen. Hiçbir şey bitmiyor. Allah'ım Erzincan'a geçmiş olsun diyelim. Altın madeninden aynen. He, İnşallah 9 kişi sağ salim çıkar, bir sürpriz olur. Antalya'ya da geçmiş olsun bu arada. Sel bayağı almış. He, Antalya sel evet kaç gündür. Aynen aynen. Ama Erzincan'da takıldım kaldım ya. Ya maden olarak... Ya kurtulacak bir şeyimiz yok vallahi bu kadar şeylerden dolayı. Acılar, sıkıntılar. İnşallah sağ salim çıkarlar. Amin. Ne yapıyoruz biz bugün? Yastıkların yüzünü yıkamaya yatacağız da. Onları çıkarıyoruz. Esra da örtüleri yıkadı. Asacak şimdilik balkona. Götürdü şeyi. Sari'yi götürdü okula. Bıraktı. Ben de Yusuf'u uyuttum o arada. Yani o araları çekmedim. Yusuf'a sakin, sessiz. Konuşamazdım zaten. Şöyle düğme fermuarlarını kapalı atıyorum makineye. Yusuf sana yapıştı. Sana da böyle yaptı biliyor musun o tarafa doğru? El salladı. Onun bir yeri acıdı herhalde o kadar bağırdı. Olabilir. Anlamadık ama ayağına mı geldi acaba? Çünkü baktım sana el sallıyor. Ben dedim annesi de mi gideceğini anladı onun için mi ağlıyor dedim ama. Az buçuk hissediyoruz çocukları. Bunu da hiç takmasını sevmiyorum. Küçükler topuk takılıyor da bu şey. Şişko. Bir kayda yıkıyoruz böyle ki. Anlıyoruz lekelenmiş. Şunu da indireceğim. Şunu mu? İndireyim mi şimdi? He indir. Oradan indireceğim. Şu tarafta indireceğim. Yıkanmışken orada yıkansın. Petek arasına giriyor ya pislenir. Kapıdan da pislenir. Diğer yerler çok pislenmiyor da. Bunu devamlı ileri geri yapıyoruz elimizde. Kirlenmesi de normal. Fermuarı. Orta köyde de şey göçtü. İki kişi de bize düştü ya. Biri... Şey mi? Restoran mı? Yok be yavrum. Kızı yaparken hani çukur dolduruyorlar ya. Hmm. Çukur denize kayıyor, biri boğuluyor. Zaten her yer çukur. Bu ara baya baya bir. Her yer doldurulmuş. Şey yapıyorlar, çalışma yapıyorlar ya. O kalsın şimdi. Bir kişi kurtuluyor, bir kişi. Kameradan geçemiyorsun. Şöyle yere koyayım ben bunları. Vurdum. Tozdan hemen burnum da kaşınıyor. Buna da yer bulamadılar, buraya koyuyorlar. Yani hiçbir yere asamıyoruz ki. Asılmayınca. Şurası bir tuttu yani. Hayret. Orada var da tuttu. Aynen. O da incecik bir şey. Başka da minder yok bunlarda. Kendi şeyleri. Kılıfları. Yastık kılıfı var. Yok yok, şunları şey diyorum yavrum. Aynen. Bunlar yani çıkan bir... Minder değil. Yoksa onları da çıkarırız çıkan bir şey olsa. Keşke çıksa yıkanır. He yıkanır. Ay, toplar, oyuncaklar sağdan soldan. Okay, şu tülü atacağım sonra. Thank you.
odama koyayım. Fazla durmayacağım. Ne? Bayağı soğuk hava. Bunlar iki katta yapsa sersek olur. Hemen kurur. Tek katta hemen kurur. Kurur. Ay bir de örtüleri pazar günü serersi. Videoyu da ölürsün acı. Öbürkü örtüleri pazar günü desersen olur. Bunlar yine iki gün çocuklar oldu mu çabuk kirleniyor. Aks. Öbür örtülerin de rengi sevmiyor değil mi? He. Kayıyor ya. He, kaymasını sevmiyor. Bunlar kaymıyor değil mi? Oturuyor. Evet. Aslında onların da kaymaması lazım ama. Özelliği değişik. He, bunun gibi değil. Bunlar çok eski mal. 7 sene oldu da. 7 sene oldu evet. Kaymıyor, oturuyor. Bozulmuyor yani oturduğun zaman. Oturuyor. Oturuyor hiç kalkmıyor bizi dinliyor. Dur bakayım şunlar lekeleri çıkmış mı tişörtlerimiz merak ettim. Bir saatte yıkandı çıkmış da bozulmuyor. Ya ben çok leke yapıyorum önümü. Çocuk gibi önlük kullanmam. Aslında Yusuf Ali'nin önlüğünden ver. Yusuf Ali'nin önlüğünden ver bana. Gidemiyorum o tarafa. Buraya ne yazın? Buraya yazacağım. Daha şeyler gelecek ya. Neyle? Yastık çocukları. He bu tarafa asıyoruz onları da. İlla. Karışacağım illa illa. Karışmazsam olmaz. Ben kaynanayım karışırım. Bunlar zaten 5 dakikada kuruyacağım. Yani böyle geri alsaydım. Yok ben gelmeden asacağım. Ben öyle istiyorum. Seni bir gererim. Böyle ipe. Eski kaynana olsaydı, değil mi? Gererdi. Yeni kaynanalar gerilir. Demir. Öyle şeylere gelemez. Öyle şeylere gelemez. Çünkü bilmiyor. Ha, ben yaşadım mı, bildim mi? Ben de bilmiyorum. Herkes yerini, saygısın, sevgisin gösterdikten sonra. Problem yok kızım. Dediğin gibi. Şunu banyoya. Ya. No problem. Yani bu yamuk atıldı diye benim yamuklum değil mi? Şeyin yamuklu. İpi yamuk. Zaten yastık şeyler... Esra yamuk asmadı bak ip yamuk. 2 dakikada kuruyacak baksana onları biz nasıl esiyor fark ettim. Şunu yapıştıramadı gitti buraya. Ya ona yapıştırmadım. Şöyle yapışması lazım. Biz balkona hiç çıkmıyoruz bu ara. Balkonu bir kat süpüreceğim ama. O zaman süpürgesin. Yıka cumartesi sen. Yağmur yıkar boş ver.
Kışın çok yıkamaz. Bir kere yıkadık diyebiliriz. Baksana şu şeyi. Ne kadar dayanıklı su var. Sararmış bir bölüm ama. Kullanması lazım. Yağmur geliyor da yine kısa. Öyle gösterir. O gösterir. İzin almadan. Ama hava bayağı bir... Kimse de toplamıyor. Soracağım zaten. Oradan biraz toplayacağım çocuklara. Doğal olduğu için. Yusuf Ali'de başladın mı portakal? Çok az geldim. Çok az, doğal olsun değil mi? Kendi kendine orada hiçbir şey yapmadan. Kedi mi o? Pis pis. Köpek mi? Köpüş. Bir şey yok zaten. Ama bu mevsimde ne olacak? Oturmuyorsun, kalkmıyorsun, giriyorsun, çıkıyorsun sadece. Soğuk bir hırka takayım üstüme. Hasta olacaksın. Bayağı soğuk. Ben de çamaşırları katlayayım. Islak nemli gibi. Nemli gibi. Var ya. Aynen. Yanına bir salata yaparız. Yeşillikler şey olmasın. Cihaz olmasın. Senin hatun neler yapıyor? Bakalım. He? Evde biraz hava alsın diye açtık. Nasıl çocuklar? Misal Yusuf Ali uyuyor. Sarıcık şu anda derste. Islak değil mi? He. Nemli geldi bana biraz. Şu nemli o değildi. Hmm. Onları Sare'nin odasına nemli. Doğru atıyoruz. Nemli. Pijaması. Ne güzel oluyor bu pijamalar bazen. Evde çocuğu sıcak tutuyor. Şu benim herhalde. Evet. Hı, senin. Çekmeceye gitsin. Koy. Evet şunlar nemli. Bunu da benim odaya asayım. Kısa kollu giyiyorum kışın evde. Ben de giyiyorum çünkü sıcak. Sıcak olunca. Bunlar peteğin üstüne atılacak. Evin hava aldı, bu kadar yeter. Bayağı bir soğuk var. Yastık ve sen odaya. Attın mı makineye? Biraz uzun atsaydın yastıklıklarını. Valla bir saat alacağım, o kadar da uzun gerek yok. Ha, bir saat iyi. Bir saat iyi. Güzel kokusunu. İki saat atmıyor.
Ben geçen 2 saat daha atmışım. He? Zaten tüle hemen takarız. Tüle şey gerekmiyor. Söyleyin. Ütü gerekmiyor. Hemen sirkeli az. Nemli nemli. Eskiden ne ütülerdik ya. Ya gerçi onlar da ütülenen tüllerdi. Ha. Bir zamanlar ütülen ütü isteyen tüller vardı kızım. Ütüleme şey gibi böyle kırış kırış. Tabii. Şimdi bunlar ütü istemiyor. Kırın kırılık gibi bir şey bunlar. Ondan sonra kırıntılar çıkınca insanlar rahat etti. Ütüsüz nemli nemli asıyordu. Nemli nemli ütülüyorduk biz. Güneşlik vardı. Üstüne perdesi oluyordu. Ütü de takılıyordu. Biz buraya ne güneşlik takmıyoruz zaten. Yazın güneş olursa takıyoruz. Zaten bizim buradan hiçbir yer gözükmüyor. Yön böyle yan duruyor. Karşı binadakiler bile baksa bizim içeri görme şansları yok. Öyle bir dizayn yapılmış. Zaten öyle yapılır inşaatlar eskiden. Böyle birbirine bakmazdı. Şimdi bakıyor. Onun yatak odası, onun yatak odasına bakıyor. Çok yakın. Bu tarafa bakan tarafları mutfak. Boşlukta olurdu mutfak bakardı ilk apartmanlar yapıldığında. Şimdi her şey, bakıyorum bazı çok kalabalık bölgelere. Çok iç içe apartmanlar birbirini yani perdeyi takmasan odanın içinde oturduğunu görecek şekilde bazı bölgelerin. O yüzden eski bina olsun, benim oturacağım, eski yerleşim olsun. Eskiye özeniyorum, seviyorum hala. Hani böyle bir site hayatta hiç hevesim yok. Böyle bahçeli, küçük olsun, iki odan olsun ya İstanbul'da senin. Kendi evin olsun yeter ki. Gerçekten her sene böyle düşünüyorsun, bu sene acaba ne zam yapacaklar? Şimdi eskiden bu yoktu, bu kadar üstünde durmuyorduk zamların. Hele 3-4 senedir bayağı bir ister istemez bahsediyoruz, takılıyoruz kirada olunca. Geçen sene bu kadar yaptılar, bu sene yine mi aynı ölçüde yapacaklar %100? Böyle bir korku sarı. Allah hayırlısını versin. Bilgine göre gider olması lazım. Evet. Allah herkesin yardımcısı olsun gerçekten. Hele gibi olmayanlar gerçekten. Kendimden bildiğim için, olayın içinde olduğum için empati zaten direkt kuruyorum. Aynen, asgari ücret alanlar mesela. Evet. Emine'yi düşünüyorum. Asgari ücret alıyor eşi. 3 tane çocuk. Çok şükür. Açlıktan ölmüyorlar ama zor oluyor tabii ki. Çocuklar tam gelişme çağında. Deniz 13 yaşında böyle ergenliğe dönüm. Almina aynı ergenliğe dönüm. 10 yaşında değil mi Almina? Almina'nın da ergenliğe var. Var ama erken ergenliğe dönüş erken yaşıyor. Çocuğum. Normalde 12'den sonra. Maalesef onun biraz erken dönemlerini atlatıyoruz. İnşallah hayırlı olur. Herkesin bir dönemi var. Geçen şey yaptım, dün televizyon gün dedim ya yarım kilo kadayıf almıştım. Birer tane kadayıf yiyebiliriz kızım. Bu arada boşlukta bana ver. Ben yerim. Ben dün gece çünkü çok ağrı çektim. Gece yemeyeyim. Gece çok ağrı çektim. Dolaba koydum. Çünkü dışarıda bozulur. Yarım kilo kadayıf da az değilmiş. Bir cam, borcam çıktı. Esra da dişine rast geldi, yiyemedi. Çok acıtmıyor dişini yani yumuşak şeylerle. Kadayıf diyeceksiniz çok mu sert? Ben üstünü biraz kıtır yaptığım için. Yani düz yaptım. Ne yaptım onu? Fırına verdim. Yağ koydum. Şöyle. Kızardı. Hadi 3 kaşık su, 3 ay kaşık diyorum bardak suyla
3 bardak şekerli bir dilim de limonu attım. Kaynadı, ondan sonra kıstım. 40 dakika kısık ateşte, hani şerbeti böyle ağda gibi olsun biraz. Çünkü bir kaynatıp indirirsen şöyle üstünü kıtır yaptım. Bilseydim şey yapardım, tabağın altıyla ezer düz yapardım. Senin dişinin böyle olacağını bilseydim bu üstünü böyle şey bırakmaz. İçinden ye kızım, üstünü ayır. Alt tarafından yedim de. Ha, alt tarafını ayır. Gene de çok şu anda yiyesim yok. Bir peçete alayım annem de. Kadayıfı buz gibi. Dün gece çok acayip bir ağrı oldu. Bilmiyorum neden. Belki şeyin kiminde... Belki yirmek diş. Alt taraflarım çok sızladı. Alt tarafından çekilmedi, üst tarafından çekilmedi. Öyle zannedersin. Şimdi benim bir dişim ağrırdı. Bu taraf da ağrırdı, burası da ağrırdı. Komple selam veriyordu birbirine. Bağlantılı onlar kızım. Her yer bir yere bağlantılı. Kabamış tarafı ağrırdı, dişim ağrıdığı zaman. Kulağımın arkası şişerdi. Ya dişler, ben de çok çektim ya. Bakmayın. Herkes kendi dişine dikkat ediyor. Böyle çiğnerken kulağımın içi nasıl acırdı biliyor musun? Değil mi? Var mı? Herkes bir dişten çekiyor, bakma. Aynen, Bedri abla var. He. Bayağı kilo vermiş. Hadi be. Orada yazıyordu ya, sen gördün mü bilmiyorum. Şey, rejimden mi? Dişlerinden çekiyor. He, dişlerinden zaten kilo veriyorsun. Hele benim adam rahmetli, kis vardı 20'lik dişinde. Uzun da öyle oldu ya. Hiç unutmuyorum, bir zayıfladı. Zaten kilo almayan bir adamdı. Onlar ailece hayatta kilo almazlar. Serumlar vurdurdu geçmişte. Vurdurdu derken yani serum taktılar, kilo alsın. Yunus'un da kis oldu ya. He, Yunus'un da kis oldu. Benimkisi olmadı ama çıkaramadılar. Bütün senin damağı parçaladılar. Derinde demek ki. Kanama yapınca şey yapıyor, böyle telaş yapıyor. Ben anlıyorum doktoru. Hemen. Dikiyor falan, yanında bir yardımcı çağırıyorlar. Aynen, benim öyle olmadı. Diyorum vaktim saatim geldiyse o kanamadan giderim. Ben pek takılmıyorum. Ha, panik atamam bak, belirli yerlerde de takılmam. Kendim konusunda. Yemek yapmayacağım bugün. Çorbamız var, dün yaptım. Çekim yapmadım ama bizim hep de yemek yaparken çekim yapmayayım. Arada bir zeytinyağlı pırasa yaptım. Söylemesi ayıp. Ezogelin çorbası. Akşamda otururken kömbe gibi katmer yaptım. Yine kalkar bir şey yaparım. Yine uydururum yanında bir şey. Ben değişeyim de. Saatimi tutmaz. Bugün de dışarıya çıkmayacağım da yarın Allah izin verirse aşağı ineceğim. Bir şey için ineceğim, o da yeşillik alacağım. Elif'im şey istemiş. Pazar günü gelecekler ya. Mercimek köfte istemiş. Aynen. Elif her geleceği zaman mercimek çok sık gelmez çünkü. Eski kaç aydır ben görmüyorum Elif'i. Yazın geliniyor da kışın zor. Ha, gelmiş ama Elif. Esra'ya ben yoktum. Şey dedim. Saati yakalamadım. Saati. Ben oradan saati çıktım, Fatoş'taydım. Yetişemedim, olsun. Elif için özellikle mercimek köftesini yapacağım. Yanına da bir iki parça. Bugün kek yapalım. Ben şey... Öyle çok bir şey yapmaya gerek yok kızım ya. Doyurucu yemek koyarız ortaya. Kim var yabancı? Yeğenim yani sonuçta. Gelirse senin annen gelebilirse, annen gelemezse baban gelir büyük babam ihtimalle. Babam gelir, annem de gelir inşallah. He. Çünkü annesi pek oturamadığı için. Babası gelir tahmin ediyorum Esra'nın. E Fatoş'um gelir. Biz bize işte. Ama yeter. Adet yerini bulsun. Aynen. Yoksa çok mutluluktan değil. Bu kadar sıkıntılar varken.
Bizim evde sıkıntı yok çok şükür. Ama çok şükür dışarıda. Ben de kendime şöyle bir şeyle süt koydum. Vay. Yemem diyenden korkarmışım. Anca yumuşak şey diyordum. Yusuf'a da sebze koydum o arada. He? Yusuf'a da sebze haşlıyorum. He, baktın mı Yusuf'a? Duyulur sesini. Ben Yusuf'a hiç bakmıyorum yani. Ses çıkınca gidiyor. Yani çok bakıyorum. Gidiyor mu, geliyor mu, uyuyor mu diye. Gitmişsin muzla rendelemişsin. He? Videoda gördüm de. Muzu rendeliyor mu ben? Muzu rendelemene gerek yok ki. Doğrayacaksın çatalla. Böyle yaptım tamam. Yaparım muzu, öyle. Ya bir damlacık topak kalırsa içinde ya bu yutamazsa. Muz yumuşacık zaten. Ya nefes borusuna kaçarsa bendeki paniğe bak. Kusura zaten çiğniyor. Tabii ki alakası yok. Olmaz. Hiçbir çocukta da olmasın da. Muz işte olmaz. Beynim öyle demiyor. Muz da olmaz. Elma olur, armut olur, havuç olur. Bazen topak oluyor ya bu muzda da. Müthiş bir şey olmaz. Muz zaten yumuşak. Yaptım. Mesela senin damağın. Ben yaparım. Dişin olmasın, damağın olsun. Bunu yap. Böyle şey oluyor. Ben çelik. Bu kışı yaparım, yaza illemem. Yaza yapmam. Sen bana ne kadar anlatırsan anlat. Ben kova burcuyum. Bildiğimi yaparım. Dinlerim, dinlerim. Bu işle alakası yok da. Sen şimdi panik yapıyorsun. Bu olur mu, bir şey olur diye. Bana göre doğru olan o. Korktuğum için belki. Aynen. Bir şeyi öğrenelim. O çocuğun bazıları şey kaçtı mı ne yapıyorlar? Aynen. Onun dersini Yunus'a aldı herhalde onun dersini. Biliyor. O biliyor ama o olmadı. Yunus'uz. Bize göstersin. Allah korusun yolda, sokakta, okulda. Yani bilmekte fayda var bir anne olarak, bir babaanne olarak aslında. Aynen. Ha, panik yapmadan o hareketi yapmak anladın mı? İki tane çocuğumuz var yani sonuçta. Kocaman genç kız bile nefes borusuna gidebiliyor. Her zaman için eğitimli olacaksın o konularda. Çığlık çığlığa olmayacaksın. Çünkü Emine de yaşadım ben o çığlığı. Ben panik yapmadığıma ben kendi kendime şaşırdım. Panik yapacak olan bendim. Sadece şuramın camını sileceğim. Tamam, güzel olur. Şeydi. Benim daha önceki evimde Esra evli değildi o zaman. Emine gelirdi bir ay kalırdı. İki ay kalırdı. Yaz tatili. Annene de 3 yaşında. Deniz de daha küçük. Büyük ondan değil mi? 3 yaş. 3 yaş mı var o zaman? 4 yaşında. 5 yaşında. 2 yaş mı var, 3 yaş mı var? Tam ben de bilmiyorum. Barış'ta 2 yaş. Ha. Şöyle bir cam var benim. Ben 1. katta. Altta şey vardı. Kur'an kursu vardı benim alt katta. O ara Almina masanın altına giriyor bak benim evde. Deniz de masanın altına, dışarıdaki masanın altına, ortadaki öyle düşecek bir şey falan yok. Deniz de camdan bakıyor. Deniz diyor ki anne diyor kız var kapıda diyor. Emine bir çığlık çığlığa hangi ara çıktı Almina diye. Bunu nasıl açmış? Ha, Almina sandı. Ya Almina ile alakası olayın yok ama o çığlığı görsen var ya hepimiz nasıl kapıya koşuyoruz. Almine'yi o anda göremedim. Almine o odada garip bir üst kat indi. Bütün mahalle ayağa kalktı. Emine'nin o çığlığı düştü zannetti bir yerden kapıya. Çünkü benim kaldı şeyde kapının önünde evet. Çok yüksekti. Balkon kadar var. İnşallah o tarafa gidersem göstereceğim size. Merdivenleri falan çok dikti. Ay bir panik işte. Çocuk kız var diyor. Hani normal bir kız gelmiş kapıya. Hani kapıyı açın diyor üst katındır belki. Emine kız değil ki. Hiç unutmayız biz o anıyı. Emine'yi sakinleştirdi, kucağına verdi de Almina masanın altında. 3 yaşındaki Almina'nın o merdivenlerden inme şansı yok. Yuvarlanmıştır bir kız varsa kapıda yani. Allah korusun. Bu merdiven kadar dik değil ama yine de fayanslı şeydi yani. Ay orası çok hayvan. Tehlikeliydi. Biz... Bir de kırılıyordu ara ara o merdivenler. Destek yoktu. Aynen. Ablamın ağacı vardı benim şeyin yatak odasının önünde. Güzeldi. Allah'ım çocukları koruyor ya. Melekler. Ben 3 katlıydı.
eşimin teyzesinin eviydi. Her kata bir oda yapmışlar işte. Biz de karavana pişecek, hepimiz aynı evde kalıyoruz. En üst kat benim yatak odam. Balkonu var. Ama herkes kullanabiliyor. Yani iç içeyiz alt. Emine de uyuyor. Orta katta kahvaltı yapıyoruz hep birlikte. Diyorum ya 12 kişiyiz. Nerede kaldık? Emine uyku sebebi uyanmış. Bir de korkuluk yapmamışlar. Merdiven yapmışlar ama korkuluk yok. Kimse hesaplamadı o korkuluğu zamanında. Tabii çocuk olacağına bizim oraya gideceğimiz ne bileyim ben. Emine uyku semesi aşağı ineceğim diye oradan boşluktan aşağıya uçtu. Ama eskiden evlerde çok korkuluk yokmuş eski binalarda. Yoktu. Aşağıya uçtu ama çocuğum uyur gibi kaptığımla hiçbir yerine bir şey olmamış. Allah dedi işte koruyor. Allah'ım dedim melekler korumuş. O yüzden diyorum ya çocukları melekler koruyor ya. Aynen. Biz tabii ki biz vesileyiz. Takdir Allah'ın tabii. Tabii canım. Ama tedbir her zaman için bir korkuluk sonradan rahmetli tahtadan yaptırdı. Değil mi? Oradan kaç kişi uçtu? Evet biz böyle işte bir orada bir burada bir ufak, şuradan ufak bir buradan. Ufak götürdüm kadayıfı. Bir şuradan bir buradan. Biz konuşuyoruz Esra'yla böyle otururuz. Sizi de bugün dahil ettik. Diyoruz hepimiz bir aileyiz. Planlıyoruz ne yapsak? Şunu mu yapsak? Bunu mu yapsak? Oturur eskilerden konuşuruz. Yenilerden konuşuruz. Yani. Yusuf Eren sizlerle büyüdü biliyorsunuz. Sare de öyle. Yusuf Eren'in de inşallah bir yaş doğum gününü hep birlikte yaşayacağız. Hatta biri yazmış oraya. Yine söylüyorum yarın Yusuf Eren'in bir yaşına giriyor. Evet. Oraya o kendi çirkinliğini yazmış sadece. Onu diyeyim ben. Biz pasta ve hediye için değil biliyorsunuz sizlerle büyüdü. Sare de yani, sizlerle büyüdü. Çünkü kadayıfı yerken de paylaşıyorsam yaş günü de paylaşıyorum. Ne var bunda? Bizimki günlük çirkinleşmeye ne gerek var orada? Mevlütümüz oldu. Mevlütümüzü paylaştık. Yani, sünnete gittik. Sünneti paylaştık. O kafasındaki demek ya diyorlar ya. İnsanın zikri neyse fikri odur. Doğruymuş. Çok doğru. Hep bakıyorum. Zikir ne çekiyorsan fikrine de onu koyarsın zaten. Başka da bir şey olmaz. Doğduğu anda tam zamanında doğduğu günde çektik. Tam o zaman çekemedik çünkü yok canım doğarken çekmedik. Yok onu demiyorum. Deprem anı depremden bir hafta sonra doğduğu için zaten, size sonradan haber geldi. Acılarla. Yani Şubat bizim için aslında aynen. Çok da mutlu geçen senemiz olmuyor. Allah'ım bundan sonra bak yine Şubat. Aynen. Erzincan'daki inşallah sağ salim çıkarlar güzel Allah'ım. Oh kaç tane böyle şimdi depremlerde, şeylerde ya saymakla bitmiyor ki. Ama Rabbim. Bununla da yaşayamayız tabii ki. Rabbim. Allah sabır versin o aileye bekliyorlar. Rabbim afet diye. Ben göstermesin. Empati kuruyorum bari. Dün akşamdan beri inşallah diyorum sağ çıkar. O kadar büyük empati kuruyorlardı ki. Bir de çok acayip dağdan böyle şey toprak gördüm, koptu. Gördüm parçaları. O deprem oluyormuş gibi yığılan toprak işte o yavrum. Bir yer... Hani bir yere yığıyorsun ya, yığıyorsun, kazıyorsun. Arkadaşlar, Allah yarınlarımızı aratmasın diyelim. Amin. Görüşmek kendinize üzere. Bakın, Allah'a emanet olun.